Onunla ilgili bir sorunuz var mı? Evet, yok. Peki 28 inç olacak. Bunu anlatırken muhakkak bunu cevaplayın. 28 inç boyunda bir okun. Okunun destek noktası. Destek noktası. Destek noktaları böyle yani. Şöyle söyleyeyim, şöyle destek noktaları 28 inç olacak. Okun boyu tabii ki uzun olabilir 28 inçten. Tabii 380 kullanan bir adam herhalde tahmin edeyim 32 inç falan, 34 inç falan çekiyordu. Bir de opsiyonu vardı okun. Özel oklar da yapılıyor, özel lipler yapılıyor. Kişiye özel de yapıyor bunu. Ne yapıyor? Yani 28 inç boyunda mesleti olan ve ortadan 4.4 yani 908 libre olan bir ağırlığı astığımızda düzlemle okunun üst noktasındaki mesafeye ne diyoruz? Bükülme noktası, spine diyoruz. Normal kotonun. Şimdi okların üzerindeki aparatlara geçelim. Ne var? Insertümüz var. Insertlerimiz ne kadar çeşit? 120, 110, 90, 80 yapabiliyoruz. Yani değişik şekillerde insertler üretilebiliyor. Arkalık, tüy, arkalık çeşitleri de var biliyorsunuz. In, out, out, sadece out var. Pin var. Bunları ne yapıyoruz? Okun boyuna göre, sertliğine göre dengeli bir şekilde takmamız gerekiyor. Şimdi diğer şey yaptık, ok boyları uzadıkça spine ne yapar? Fazlalaşır. Anlatabildim mi? Malzeme ne kadar uzunsa bükülme o kadar çok olur. Oradaki değerleri vermemiz gerekiyor. Katalogdaki değerler bazen bir altı bir üstü olabilir. Bunu deneme, yanılma yoluyla test etmenizi isterim. Yani bu burada yazıyor, bunu aynen böyle oturtayım derseniz sonuca varamazsınız. Çünkü karşınızda ne var? İnsan faktörü var. Yani insan farklı. Herkese göre tekniği, atış biçimi, yayı tutuşu hepsine farklılıklar gösteriyor. Tüylerin yapılması biliyorsunuz kıvrık tüy diyoruz. Bir de plastik tüy. Mümkün olduğu kadar açık havada ne yapıyoruz? Kıvrık tüyleri, spik pilleri kullanıyoruz. Hızlı uçuyor. Hızlı uçtuğu için ne yapıyor? Parabol biraz düşüyor. Acaba doğru mu değil mi? Bu da tartışmaya açık bir şey. Biz mümkün olduğu kadar okun üzerine en asgaride malzeme koymalıyız. Her koyduğumuz malzeme bize ne olarak dönecek? Ağırlık olarak, kilo olarak dönecek. Yani bu arkaya sıvama yapıyorlar ya, neydi onun adı? Şuraya. Evet. He? Yani ben buna karşıyım. Neden? Ağırlaştırıyor. Bana oradan en kötü haliyle 1 gram 2 gram daha yük indiriyor. Ne kadar çıplak olursa, ne kadar sade olursa artistliğe gerek yok. Bana en iyi, en seri şekilde ok atabileceğim, iyi bir grup verebileceği ok lazım. Alüminyumlarla da 1340'lar 50 lira atacağız. Gene adam alsın, burada gene 320 lira, 30 lira, 40 lira alüminyumları rahatlıkla atın. Bu bir yetenek meselesi. Onun için mümkün olduğu kadar okun üzerine ekstra bir şeyler koymayalım. Seçim yaparken insertlerimizi doğru seçelim. Çünkü insert seçimi de okun bükülmesine, kırılmasına, hızının artmasına ve eksilmesine sebep olur. Ok ne kadar ideal boyda kesilirse o kadar düzgün uçar, o kadar düzgün grup verir. Şimdi biz mümkün olduğu kadar korktuktan ne yapıyoruz? Okları hep uzun kesiyoruz. Ne olur? Çocuğun boyu, kol boyu uzanır mı, kısalır mı? Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Arkadaşlar bile burada çalışıyor. Veriyoruz. En basit bizim torun. Kestik, uzun kestik hatta. Bunun gibi uzayı verdik onları. Geldi kırıkın işte tam uzay, şimdi giderdi. Şimdi bir paket ok, bir ton para. Onun için bazı şeyleri yaparken, yani kol boyu falan diyor, ok seçimlerine geç. Mesela buradan, nedir bu? Şu nedir? Şuna ne diyoruz? Ne diyoruz? Ok boyu mu, kol boyu mu? Onu soruyor. Kol boyu diyoruz. Kol boyu. Tamam, kol boyu. Ne yaptık? şu noktayla, değme noktasıyla belgenin orta noktası arasında olan mesafeye ne diyoruz? Ok boyu. Ok boyuyla belgenin kol boyu. Kol boyu. Kol boyu diyoruz. Yani yayın orta noktası, belgenin tam orta noktası ve kabzanın şu dip noktasıdır. Bütün testlerde bu çıkar. Ama biz onu bazen ne yapıyoruz? Dolgu yapıyoruz. Dolgu yapınca biraz daha geriye kayıyor. Onun için cetvellerle bakabilir. Şeyden bakmamız gerekiyor. Belgenin orta noktasından bakmamız gerekiyor. Bu da bir kol boyunu ölçen ok. Burada kaç inç çekiyorsa ama bunu gel de 2 günlük okçuya gel hadi senin kol boyunu ölçeyim de gel sana bir güzel ok tutayım demiyor. Bir kere dün burada pozisyonları gördük. Pozisyonlar çok önemli. Daima çizgiyi alıştırma yapın. Çizgiden ayakların üstüne geçsin. İşte 10 derecelik bir açı versin. Bu dengeyi sağlar. Bakın nasıl duruyor. Gergin mi duruyor yoksa yay serp gelip omuzunu mu çıkarıyor, kolunu mu çıkarıyor? Bakın böyle yapıyorsa sıkıntı. En aşağı 4-5 santim kısa çıkıyor. Çok düzgün olmalı. Yani çektiği zaman kol boyu falan düzgün olmalı. Sert yay değil, mümkün olduklar yumuşak yay. Kolunu tuttuğu zaman bakın, dikkat edin, omuzunu içeri basarak yapıyor. Neden? Alışkanlık haline geldi. Çünkü bütün sporcundan bunu istiyor. Açı, dar, yani bileşken noktası en dar şekilde olmalı. Çocuğa ok seçerken, ok verirken buna çok dikkat edin. Çünkü kol boyun da uzuyor. Böyle yaptığınız zaman ne oluyor? Kısalıyor, bakın. Bakın. Tam ortalıkta ne yapıyorum? İskeletime bütün yükü yüklüyorum. Ok seçimlerini yaparken dediğim gibi iyice çocuğu maksimum gerginliğe vardıktan sonra işte karbon oktu, x10'du kesip ondan sonra veriyor. Okları nasıl seçeceğiz? Bunu biliyorsunuz. Çoğunuz biliyor mu? Bilen var mı? Bilenler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne yaptık? Aldık. Ok seçimi yapacağız. Bize veri ne lazım? Yayın sertliği, bir de kol boyu artı ok boyu. Şimdi kol boyu ile ok boyu burada çok tartışılan bir şey. Mümkün olduğu kadar ok boyunu değerlerini veriyor burası. Burada onun için biraz aksaklıklar çıkıyor. Mesela kol boyumuz 27 inç diyelim. Çünkü ortalama inç bayanlarda, erkeklerde 27 inç. Santim olarak veriyor. İşte bir güzelliği o. Burada da ne yapalım? Bir bayanın ve erkeğin yaklaşık 16 kilo ile 18 kilo arasında T4 olarak çıkıyor. Diğer tarafa geçebiliyor muyuz? Sadece T4. Evet. Peş peşe. Yani çok şimdi çocuklar aşağı yukarı T1'e geliyor. Yani 13 kiloyla 25 inçlik bir şeye baktık T1'e. T1'imiz ne diyor bir bakalım. Yani 13 kiloyla 15 kilo arasındaki bir yayda kol boyumuz 24 inç. Şuraya baktın mı? 25'e mi bakalım? Pardon. 30'da 35, 13'da tamam. Şuraya bakalım. 25 inç. T1 aç bakalım. Bize ne veriyor değer? AC'ye 920 ile 1000. X10 9'da 1000. Burada çünkü şaft yuvarlak olduğu için burada şey yok. Oklarda. Osmanlı okları gibi değil. Yani baştan başlayıp ortada kalınlaşıp arkaya doğru gitmediği için bunlar düz şaft. Yani bunların kesim limit falan yok. Yani yaklaşık 1000, 1200, 1000'ler falan 900 de var galiba. Onlar da düz şap olduğu için karbon kaplama ama herhangi bir sertlik vermedikleri için bombe olmadığı için bunlar da direkt aynı bakın. 920 AC X10 880 sadece şey var. Neydi bunlar? Navigatör. Bunlar da ACC 2D 04 onları gördünüz mü bilmiyorum. Onlar da katalogda nokta değerleri var. İki neticeye neye dikkat ettiği noktanın cinsleri ve tipleri var. Ama dediğim gibi kullanmadığı için pek alamıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi x75 17-13, x7 17-14. Yani seçimini böyle yapacağız. Bütün hepsi aynı sistem. Fark eden hiçbir şey yok. Yani biz kol boyunu biliyorsak, kiloyu biliyorsak, yayın okun uzunluğunu biliyorsak ne yapabiliyoruz? Buradan istediğimiz oku seçme ve bulma şansımız var. Dediğim gibi ama ben her zaman şunu söylüyorum. Yani 1000 veriyorsa ben 900 kullanıyorum. Yok, sen onu çektim hocam. Şimdi demiştiniz ya. Yok, anlatma. Yani neden diyorsunuz? Diyorum ya, kendisi bu ok boyuna göre veriyor. Çok yaşa. Biz aslında okları bir miktar daha yumuşak veriyor. Fabrikasyon bu değeri veriyor bize. Spine'ı ölçüyor. Anlatabildim mi? Diyor ki bu spine'ı bu. Ama aslında insana göre farklılıklar biliyor. Dediğim gibi okların üzerindeki her koyduğunuz parça size ağırlık olarak gelecektir. Okları keserken limitlerine, karbon okları bile düz şaplarda sorun yok. Burada gördüğünüz gibi yani rikörlerde kullanacak 921 bunlar düz şaplarda. Orada görürsünüz zaten kesme şeyi vermez, limit vermez. Ama X10'larda ve AC'lerde bile X10'lar daha etken. Onların boylarını keserken limitlerine bakın. Yani katalogda var. Diyor ki kesme limiti şu kadar olmalı işte. 6 inç, 4 inçten fazla kesmiyor. Bunlar muhakkak dikkat edin. Ağırlık mümkün olduğu kadar koymamaya çalışın. Tüyleri yapıştırırken muhakkak kıvrık tüyler, bakın burada dümdüz tam orta noktadan geçecek şekilde yapın. Buna bir de açı vermeyin. Açı vermeyin. Yani bazen alıyor arkadaşlar, bakıyorum çizerken açılı yapıyorlar. Şöyle açı veriyorlar. Bu çok tehlikeli. Hızlanıyor. Hızlı gitmesi doğru mu? Okun hızlı gitmesi doğru mu? İdeal gitmesi gerekiyor. Gösteririz. Şimdi tüy düz yapıştırdık. Şeylerde açı verebilirsiniz. Bunu daha önce de söyledim. Plastiklerde belli bir açı verebilirsiniz. Bunu daha önce de anlattım, bilmiyorum. Bakın bu açılı. Benim ideal noktam şu kenarı görmesidir. Yani ok boyunun sağ tarafından sağ atıyorsa, sağlaksa şu köşeyi görmesi gerekiyor. Çizerken falan biraz açılı olmalı. Çünkü dönüyor. Ben işte silahları kullanan varsa ben örnek verdim. Bunu her zaman anlatıyorum. Yani namlu boyu kadar bir kere dönerek çıkar. Yani ideal uçuşu sağlamak için. Ha, ben de dedim işte bir adam birine sordum. Anlattım bunu. O da hala cevap verecek. Ben her zaman öyle yapıyorum. Mümkünse tüyü yapıştırdığı zaman şu uç noktayı görmesi için biraz hazır geliyor zaten hocam. Hazır geliyor. Hani kendini yapıştıracaksan biraz sağa doğru açılı, solaksan biraz sola doğru uç noktayı görecek şekilde açı verirseniz ideal bir dönüm elde edersiniz. Bak bunlara çalışacağım. Evet, nerede kaldık? Başka ne anlatayım? Arkalıkların çeşitleri var demiştim. Bakın. Şimdi hani zora kaldı mı çok affedersin eşek atı geçermiş. Şimdi bazen oklarda şey yapıyoruz. Boyu yetmiyor. Ben onu şöyle yapıyorum. Bakın şurada yaklaşık 5 santimlik şey, 4-5 milimlik bir pay var. Bunu ek yaparak çok kullanıyorum. Anlatabildim mi? Aynı şeyde, aynı boyda kestim, aynı yerden okları kestim, karbonun arkasına buradan. Buraya da sıkı geçirdim, depremle. Şuradaki yaklaşık 5 milime uzatarak karbonu kullandım. Hani işin sırrı bu arkalıkta. Anlatabildim mi? Burada bildiğiniz olsun, pratik. Bazen kurtarmak için arayüzün üstüne geliyor, ok da yoksa bunları kullanmaya çalışın. Biraz yüksek, biraz. Sıkıştırmak için. Deprem kullanılsın. Bu da bir sır. Şimdi nasıl kullanmak lazım arkalıkları, oklarla? bin mi kullanmalı? Yani biz oklarla kirişi, kalınlığı, inceliği, yüksekliği, okun arkasını insert, arkalı pin, in out, out. In out da var ayrıca, burada şimdi şu an yok. Isınlar var. Yani çeşitli arkalıklar var. Şimdi bunları nasıl kullanacağız? Hangi okta hangisini kullanmamız gerekiyor? Ya bu biraz deneme yanılma yoluyla yapmamız gereken bir şey. Şimdi ok boyu uzun adamın. Ne yapacağız? Bunu ok boyu uzun diye tutup da out kullanmamıza gerek yok. Pin kullanmakta fayda var. Neden? Okun boyunu kısaltacak, biraz daha sertleştirecek. Adam zaten kol boyu uzun. Ama kısa boylarda, bayanlarda falan out'u kullanır. Ama bu out'u kullanırken de ağırlığı nedir? Fazla. Yani öyle bir denge kurmalıyız ki ideal bir uçuşu elde etmeliyiz. Bunu biraz dediğim gibi deneme yanına, bir bakacaksın pinle yapacaksın, bir bakacaksın şeyle in-out'la yapacaksın. Anlatabiliyor muyum? Ağırlıkları değiştirmek suretiyle. Insertler de öyle. Insertler neye etki yapar? Okun bükülmesine tepki yapar. Hepsi. Şu arkalık, insert, arkadan çarptı. Ne yapar? Ok şöyle bir bükülüyor değil mi? Nereden? Neden? Test yaparken tam biraz sola doğru yapıyoruz. Yahut da x10'larda tam ortadan yapıyoruz. Tam ortadan bir 18 kiloyu vurduğu zaman bu ne yapıyor? Şöyle bir bükülüyor. Şöyle bir yapıyor. Eğri böyle 10 metreden sonra düzeliyor. Biz her insert'ü koyduğumuzda kilosunu iyi ayarlayamazsak, tepkiyi fazla verirse ne yapacaktır? Ok bükülecektir. Bükünce ne olacaktır? Alt tüyler çarpar. Alt tüyler kopar. Niye? Spine fazla olduğu için. Bazen az olduğu için yapar. Sert gelir. Çıkışta çarpıp çıkar. Sola doğru gider. Aldatır. Sola gider. Sonra sağa döner. Aldanırsınız yani. Test yaparken biraz şaşırırsınız. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Yani insertleri kullanırken falan ilk önce yani kırık insertlerden test yapın. Sonra yeni insert dökün. Eskiler biraz kullanmaya çalışın. Bakın nasıl oluyor, nasıl gidiyor. Ondan sonra yeni insertleri kılmak suretiyle tabii. Ama dediğim gibi bu insertleri hep sabit yaptılar. Şimdi bizim Nike yapıyor galiba her cinsten. Çünkü CNC'ye veriyorsun. Her türlü arkalı da şey uçla şeyde yapıyor. Biliyorsunuz satıyorlar şimdi. Yakında herhalde handle olarak çıktılar. Dünyaya satıyorlar. O da bizim bir gururumuz. Tavsiye ederim.